fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ederiz. Ben Burcu Aylin Bayhan, Ege Üniversitesi'nde hemşire olarak çalışmaktayım. Acil servis, anestezi yoğun bakım, hemodiyaliz gibi ağır birimlerde çalıştım. Ve ilk kurulum sayesinde de şu anda Engelliler Derneği'nde talep üzerine bu ilk yardımla ilgili konuyu anlatmak istedik. Aslında temel yaşam desteğini anlatacağız biz. Yani sadece iki elimizi ve bilgilerimizi kullanarak yakınımızda, çevremizde, sevdiklerimize acil bir durumda nasıl müdahale edeceğimizi öğreneceğiz. En önemlisi her şeyden önce paniklememek, paniklemeden müdahale etmek. Eğer bilgi sahibi değilsek mutlaka panikleriz. Ama bilgimiz varsa korkmayız ve panik yapmayız. O yüzden şimdi bilgilerimizi tazeleyeceğiz ve neler yapacağımızı öğreneceğiz. Bebeklerde, yetişkinlerde solunum yolu tıkanıklığına ve kardiyopulmoner resistasyona temel yaşam desteğine değineceğiz. Kardiyopulmoner resistasyon demek kalp, akciğer tekrar canlandırılması. Bilgilerimizi kullanarak hastayı hayata tekrar geri döndürmek demek. Şimdi solunum yolu tıkanıklığına bir bakalım önce. Bir kısmi tıkanma vardır. Bir yemek yerken görürsünüz. Bir kişi eğer soluk borusuna bir yemek kaçtıysa kısmi bir tıkanıklıkta ilk yaptığı şey nedir? Öksürmeye başlar kişi. Daha sonra nefes, bu arada kısmi tıkanıklığa nefes alabilir ve kişi konuşabilir. Yapar ve nefes almaya çalışır ama o kişi o anda soluk borusuna kaçan bir yemekten dolayı, çünkü yemek borusu ve soluk borusu yan yanadır. Yemek yerken kafasını kaldırarak yemek yemesi veya yemek yerken konuşması esnasında bir yiyecek maddesi soluk borusuna kaçabilir. Böyle bir durumda kişi öksürebilir, nefes alabilir ve konuşabilir. Ne yapıyoruz böyle bir durumda? Hastaya dokunmuyoruz. Dokunmuyoruz, sadece öksürmeye teşvik ediyoruz. Öksür, öksür diyoruz. Hani ne yapılır klasik olarak? Hemen göstereyim. Kısmi tıkanmada hemen hastanın ne yapılır? Sırtına vurulur. Hani yemekte yemek kaçtı diyelim ki. Çok yanlış bir harekettir bu. Ya doğru bildiğimiz yanlışları da bakın konuşmuş olalım. Hemen böyle öksür öksür helal filan denir. Tam tersidir. Ne olur yemek borusunun, soluk borusuna kaçan o yiyecek maddesini sırtına bu şekilde vurarak daha çok soluk borusuna oturmasına sebep olursunuz. O yüzden yemek yerken boğazına bir şey kaçan kişiye kesinlikle sırtına bu şekilde vurma hareketi yapmayın. Soluk borusundan çıkartmaya çalışan kişiyi o soluk borusundan o yiyecek maddesini atmaya, uzaklaştırmaya çalışacağız. Eğer sırtına bu şekilde vurursanız o zaman kişinin soluk borusuna daha çok oturacaktır o yiyecek maddesi. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi neler yapacağız? Kısmi tıkanıklıkta ne yapıyor kişi? Öksürebiliyor, nefes alabiliyor, konuşabiliyor. Ondan sonra bu sırada hastaya dokunmuyoruz. Sadece arkasında duruyoruz, bekliyoruz. Bu arada ben bir kişi isteyeceğim bunu göstermek için. Yani kişinin arkasında duruyoruz. İrem Hanım yardımcı olursanız çok sevinirim. Ve kişiyi öksürmeye teşvik ediyoruz. Arkasında duruyoruz. Sadece diyoruz ki öksür, 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 öksürmeye çalış, öksür, teşvik ediyoruz. Olmadı, ne yapıyoruz? Hemen açalım. Önce bir kısmi tıkanma belirtilerine devam edelim. Solunum ve öksürük zayıflıyorsa ya da kayboluyorsa artık kişi ne yapar? Morarmaya başlar. Nefes alamıyordur. O yiyecek maddesi soluk borusuna iyice oturmuş demektir. Ne yapacağız böyle bir durumda? Yabancı cismi yerinden çıkarmaya veya takma dişleri varsa kişinin bunları çıkartmaya çalışacağız. Ağız içerisini kontrol etmeye çalışacağız. Aç ağzını bileceğiz. Nefes alması için teşvik edeceğiz. Eğer yabancı cismi göremiyorsak hasta yavaş yavaş tam tıkanmaya doğru gidiyordur. Tam tıkanmada kişi artık nefes alamaz. Acı çekmeye başlar. Bir de bu sırada ellerini boğazına doğru götürür, konuşamaz ve rengi artık morarmıştır. Siyanotik bir hale geliyordur kişi. Bir anda zaten morarmaya başladığını hissedeceksiniz. Böyle olduğunda ne yapıyoruz? Bilinci açık ise kişi, hala bilinci açık. Önce kısmi tıkanmadaydı, şimdi tam tıkanıklığa geçti. Biz hastanın ayakta dururken öne doğru kişiyi eğiyoruz bu şekilde ve sırtına 5 tane vuru yapıyoruz. Bakın öne doğru eğdik, soluk borusunun kafasını öne doğru eğdik. Göğüs kafesinden tuttuk, burayı destekledik. Sırtına doğru iki skapula arasına 5 defa bu şekilde sert bir vuru yapıyoruz. Şimdi ondan sonra ne yapıyoruz? Böyle daha etkin değil mi? Hani yani önemli olan nasıl yapacağımızı bilmek. Evet, çok biyolojik, çok terimler kullanmamaya çalışıyorum.
Yani hepimizin yapması gereken. Şimdi erişkin ve çocukta yabancı cisim çıkarma. Bakın iki kürek kemiği arasına, ortasına aynı gösterdiğim şekilde eğdik hastayı. Arkasına geçtik hatta bu şekilde. Bu şekilde 5 defa vurduk sırtına. Tamam mı? Sadece bu bilinci açık kişilerde. Hala hastanın bilinci açık ama yabancı cismi çıkaramadı. Bunu yapıyoruz. Şimdi bilinci açık kişiler tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır. Bu şekilde yaptığınızda kişinin ağzında ya bir sekresyon ya da o yiyecek maddesinin fırladığını görebilirsiniz. Olmadı diyelim ki tıkanık açılmadı tıkanıklık. Bir türlü o morarmayı da gideremediniz. Hala kişi boğulur pozisyonda. Hemen hastanın arkasına geçtiniz ve Hemlik manevrası denilen bir manevra var. Bunu yapacağız şimdi. Bakın Hemlik manevrası elimizin baş parmağımızı şu şekilde avuç içine aldık, sıktık. Diyaframanın altına buraya yerleştirdik ve hastanın arkasına geçtik koltuk altından. Şöyle arkasına geçtik. Bu elimizle destekledik ve yukarıya doğru kişiyi kaldırdık. Yaparsam kusar şimdi. Diyaframasının üzerine baş parmağımı bu şekilde koydum ve bu şekilde sıkarak yukarıya doğru hastayı kaldırdım. Ama bu kuvvetli bir bası yani. Diyaframaya bası yaparak kaldırdık. Bakın gösteriyor zaten resimde de. Kişi bu sırada boğuluyor, morarmış, eli boğazında. Siz aldınız hemlik manevrasında, burayı aldınız, burayı da desteklediniz ve yukarıya doğru hastayı kuvvetlice kaldırdınız. Tamam mı? Bunun adı hemlik manevrası. Şimdi bu hala bilinci açık kişilerde. Kuvvetle arkaya ve yukarıya doğru bası yapıyoruz. Bu hareketi 5-7 kez yabancısını çıkana kadar tekrarlıyoruz. Tıkanıklık eğer açılmadıysa tekrar eğiyoruz hastayı, yine sırtına 5 tane bası yapıyoruz. Yani kürek kemikleri arasına 5 tane bu şekilde bası yapıyoruz. Tamam mı? Şimdi iki kişi bunu yapsın. Hadi yapalım. Daha interaktif olsun, daha güzel olur. Ondan sonra. Şimdi şöyle iki beyi alalım olmadı ya da iki bayan. Gelin. Ha, iki beyi alalım, siz gelin. Tamam bunu yapalım. Ben oturmuş olurum babamızda. Kurban ben mi oluyorum abi? Şimdi kim doğuluyor? Ben oluyorum. Evet. Hadi sen. Evet, şimdi siz önce bir şey kaçtı yemekte. Evet. Öksür. Evet. Önce ne yaptınız önce? Öksür. Bu şekildeyken vurdu sırtına. Şimdi tamam. Hastayı öne doğru eğdik. Göğüs kafesinden destekledik. Şurası. Aynen. Şuradan koltuk altından geçiriyorsunuz. Göğüs kafesinden hastayı öne doğru eğdik. Eğdik hastayı iyice eğiyorsun. İyice eğiyorsun. Evet. Şimdi sırtına 5 defa kapın arasında sert bir şekilde 5 defa bas uyguluyorsun. Tamam mı? Evet. Aynen. İki kürek kemiğinin arasına şu şekilde aşağıdan yukarıya doğru sert bir şekilde 5 defa vuruyorsun. Tekrar kaldırdın hastayı. Baktın hala öksürüyor, hala geçmedi, hala evet, ve morarmaya başladı hasta. Evet. Ne yapıyoruz? Hemen hemlik manevrası baş parmağımızı alıyoruz, yumruk yapıyoruz. Aynen diyaframanın şu göğüs kafesinin altındaki diyaframaya elinizi... Şurası olur değil mi hocam? Evet. Şu elinizi şöyle yumruk yapıp şurayı, üstüne de bunu destekleyerek yukarıya doğru hastayı kaldırıyorsunuz. Aşağıda şu anda elim, biraz daha aşağıya alacaksın. Aynen. Şurası o zaman. Evet, şu iki, evet. Baş parmağını böyle koydum, üstüne de diğer elini koydum ve yukarıya doğru kaldırdım hastayı. O şekilde değil, şöyle tuttum buradan, tamam mı? Evet. Şu şekilde, pardon, biraz fazla bastım. Ama hissettim değil mi? Hissettim, hava çıktı dışarı. Çıktı. Havayı hissettim bu hastalığı. Evet. Evet. Çıkmadı İyi. Hala, tekrar eğdim hastayı. Tekrar eğdim. İyice eğdim ve tekrar sıkıntı arasında 5 defa bas yaptım, tamam mı? Tamam, bu kadar. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Evet, bravo. Bir alkış rica ederim. Bravo. Evet, tekrar bir hemlik manevrası için fotoğraf koymuştuk gene. Hafifçe öne doğru eğdik, elimizi yumruk yaptık, arkasından bu şekilde kaldırdık. Şimdi hemlik manevrasını yaptık. Fakat hastanın yabancı cismi çıktı, 5 kez de vuru yapıldı. Tıkanma açılmadığı takdirde, gene açamadık. Ne yapacağız? Hastayı tıkanma açılmadığı takdirde düz bir zemine yatırıyoruz. Başını da yana alacak şekilde şu pozisyonda yatırıyoruz. Ve hastanın bacakları üzerine sanki atabiler şekilde bu şekilde yatırıyoruz yanlış şekilde. Bir elin topuğunu göbek ile göğüs kemiği arasına yerleştirilir. Diğer el de üzerine konulur şu şekilde. Buradaki amacımız dil kökünün geriye gidip yani sağlık personeli gelene kadar dil kökünün soluk borusunu tıkamamasını sağlamak.
Çünkü dil kökü bilinci kapandığında hastanın refleks olarak arkaya doğru gidecektir. Hani kendisi istemsiz bir şekilde ve bu soluk borusunun tıkanmasına sebep olacaktır. Ama siz yana çevirdiğinizde ve hatta elinizi içeri sokup dili dışarıya doğru çektiğinizde o zaman dil soluk borusunu tıkamaz. Tamam? Şimdi ne yapıyoruz? Sağlık personeli gelene kadar bilinci kapandı. Artık hastaya sırta vuru yaptık, hemlik manevrası yaptık, hastanın bilinci kapandı. Ama soluk borusunda yabancı bir cisim var, buna eminiz, gördük veya yemek esnasında oldu. Sırt üstü yere yatırdık hastayı, iki elimizi birleştirdik kelepçe şeklinde ve yukarıya doğru, hani o hemlik manevrasını ayakta yaptığımız diyaframın altına doğru, kişinin yukarıya doğru bu şekilde 5 kez yabancı cisimi çıkartmak için yukarıya doğru itme hareketi yapıyoruz. Yine soluk borusunu açmaya yönelik bir hareket. Bunların hepsini yabancı cisim olduğuna inandığımız için yapıyoruz. Bu kardiyak arrest, kalp krizi falan olayında yapılan bir şey değil. Bu soluk borusu tıkalı bir hastada ve tabii yabancı cisim açtığına emin olmanız lazım. Bununla nedir? Yemekte olabilir. Bir yemektedir veya bir şey kaçmıştır, görmüşsünüzdür. Kuru yani görmeniz lazım. Kuru yemiş. Aynen. Yani yabancı cismin kaçtığına emin olmanız gerekiyor bunun için. Bunu da gene 5-7 kez bu hareketi yapıyorsunuz. Bu arada yapmadan önce de mutlaka 112'yi arıyorsunuz. Çünkü artık kişinin bilinci kapandı ve tehlikeli bir duruma girdik. O yüzden 112'yi arayıp yere yatırıp tekrar bu hareketi yaptırıyorsunuz. Şimdi bu hareketleri yaptığımız halde soluk bilinci kapalı hala kişinin. Yabancı cisim hala içeride. Artık ne yapacağız? Mecburen temel yaşam desteği uygulamalarına geçmek zorundayız. Kurtarıcı nefes verilirdi eskiden. Fakat şimdi Amerikalıların ve Avrupalıların görüşlerine göre ilk yardımı onlar çünkü hep böyle önde götürüp bu konularda hep eğitimler verir Amerika'da ve Avrupa'da bir takım kuruluşlar. Ve onlar diyorlar ki bize eskiden önce havayolu tıkanıklarını aç, sonra hastaya suni solunumla başla, daha sonra da hastaya CPR yap diyorlardı. Şimdi yeni görüşe göre diyorlar ki beyin kanlanması çok daha önemli bir şey. Beynin kanlanması çok önemli olduğu için sen suni solunumu falan bunları boş ver, bir an önce CPR'a başla diyorlar. Şimdi nedir anlatacağım bunu. Bu arada şu önemli bir şey, bunu bir dikkatinizi çekelim. Şimdi çoğunlukla yetişkinler önce kardiyak arrest olur, sonra solunum arrestine döner. Çocuklar ise önce solunum arresti olur, sonra kardiyak. Yani ne diyoruz burada? Önce yetişkinler, bankada, otobüste gördünüz, önce kardiyak arrest olur der. Yani kalbi durur. Kişinin kalbi durur, daha sonra solunumu durur yetişkinlerde. Çocuklarda ise beslerken daha çok görürsünüz küçük böyle yaştaki bebeklerde. Önce solunumları durur bebeklerin, sonra kalpleri durur. Yani bu çok önemli bir ayrım. O yüzden biz bir yetişkin yere düştüğünde, şimdi anlatacağım onların hepsini. Önce bir dakika bir şey atlamayayım. Bebekleri bir yani tam tıkanıklığı olan bebeklerde, bakın aynı şekilde tam tıkanıklık varsa bir bebekte ne yapıyoruz? Kafasını bakın şu şekilde, ağzını ağız içerisine parmağımızı sokarak, bebeğin kafasını öne alarak, bu şekilde kolumuzun üzerine yatırıp bebeği bu şekilde sırtına bası uyguluyoruz. Ve hemlik manevrasını bebeklerde yapabilmek için bu iki parmakla imam tahtasının altına elimizi konup önden arkaya doğru hızlıca 5 kez bası yapıyoruz. Bebeklerde de yetişkinlerin tam bir şeyi, yani aynısı, benzeri. Fakat bebeklerdeki uyguladığımız bası çok daha az ve bebeklerde kendime çevirdim. Burada çok sıcak havası dönüyor. Ben çevirdim size. Ay, çok, evet, çok sıcakladınız. Aynen. Neden? Bebeklerde daha az bası uygulayacağız bunun için. Yetişkinlerdeki kadar sert bir tavırla davranmayacağız. Çok daha az bir bası uygulamamız gerekiyor. Hemlik manevrasını ve sırta vuruları bebeklerde bu şekilde kolunuzun üzerine doğru yatırarak yapabilirsiniz. Şimdi az önce bize beyefendilerin yardım ettiği gibi öksürmek için teşvik ettik. Bunun hepsini sıraladım ben burada sırayla. Öksürmesi için teşvik ettik. Daha sonra öksürmek etkisiz olduğunda sırtına 5 defa bası uyguladık.
Daha sonra arkasına geçtik ve Helmick manevrası yaptık. Yine bunu da 5 defa yaptık. Baktık olmuyor. Kişinin bilinci kapandı. O zaman ne yapacağız? Hastayı yere yatıracak. Tekrar yukarıya doğru 5 tane bası yaptık. Ve yine olmuyorsa CPR'a başladık. Aynen, bir şey sorabilir miyim? Şimdi bir yere yatırdık ya, o aşamaya geldik. İlk anlattığınızda yan çevirdik hastayı. Evet. Ama sonra hasta sırt üstü yattı, dilinin geri kaçması? Bilinci kapalıysa ama. Bilinç açık, diyelim ki o manevraları yaptınız, solunum geri döndü. Ama bir sağlık personeli gelene kadar kişiyi yan çevirip ilk öpünü dışarı attınız. Kişi o şekilde 112'yi bekledi. Ama bilinç kapalı, hala açamadınız. O zaman tekrardan yüz sırt üstü yatırıp bu... O zaman risk kalkıyor yok mu yani şeyde, dilin geri kaçmasıyla ilgili? Böyle yatırırken mi? Ama o sırada gene manevra yapıyoruz. Gene manevra yapıyoruz. Baktık gene olmuyor. En son artık böyle yanına yatırıp 112 verirken. 112 bekleyeceğiz, evet, o arada. Diyelim ki tek başınasınız. Tek başınıza yemek yerken bir şey kaçtı boğazınıza. Ve tek başınıza sizi yardım edecek, sırtı vuruyor, hemlik manevrası yapacak kimse yok. O zaman bakın işte bu şekilde kendinizi bir şeye koyup, diyaframınızı sandalyenin üzerine koyup, tamam mı? Bu şekilde kendinizi ittirmeniz gerekmekte. Tabii ki kısmi tıkanıklıkta bunu yapabilirsiniz. Artık tam tıkanıklıkta bunu yapmanız çok zor. Ama aklınızda bulunsun diye de bunu koydum tek başınıza iseniz. Şimdi vücuttaki bir nabız noktalarını bir kontrol edelim. Nerelerden nabız alabiliriz? Nedir? Şah damarı. Değil mi? Hepimizin bildiği şah damarımızdan nabız alabiliriz. Daha çok yani şöyle diyeyim size, arterler ve venler var. Bütün gördüğümüz damarlar ven, yani kirli kan taşıyor. Bu gözüken bütün damarlarımız vendir. Görmediğimiz içeride derinde her birinden böyle kalın, parmak kalınlığında arterler geçmektedir. Bacaklarımızdan, kollarımızdan. Bu da temiz kan taşır. Bunlar da toplar damarlarımızdır. O yüzden bizim şu anda nabız alabildiğimiz sadece dışarıdan daha çok şah damarı, biz daha çok brakiyale de bakabilirsiniz, şah damarına da bakabilirsiniz, femoral damara da bakabilirsiniz. Nabız aldığımız noktalardır bunlar. Tansiyon ölçerken mesela brakiyelden alıyoruz tansiyonları. CPR esnasında parmaklarımızı da şah damarından alıyoruz. Fakat bu Amerikalılar ve Avrupalılar diyorlar ki olay esnasında kişi o kadar heyecanlıdır ki, yani birinin kalbinin durduğunu gözünüzün önünde, solunum tıkanıklığından falan bahsetmiyorum, bir anda kalp krizi geçiriyor, yere düştü, kalp krizi geçiriyor kişi. Fakat o kadar heyecanlısınızdır ki diyor, adrenaliniz çok yüksek olduğu için kişinin hastalığın nabzını almaya çalışmayın, çünkü kendi nabzınızı duyuyorsunuzdur diyor. Yani heyecandan kendi nabzınızı, kişinin nabzını ölçme, eskiden böyleydi çünkü önce nabız kontrolü yapılır, daha sonra CPR'a başlanır. Şimdi diyorlar ki siz o kadar heyecanlısınızdır ki diyor, hastanın nabzını duyduğunuzu zannedersiniz. Halbuki siz heyecandan parmak uçlarınızda kendi nabzınızı duyuyorsunuzdur diyor. Bilerek bu nerelerden nabız alınır gösterdim. Fakat şimdi yeni uygulamalardan bunlar farklı. Şimdi ne yapıyoruz? Temel yaşam desteği. Temel yaşam desteği bizim iki elimizi ve beynimizi, dizilerimizi kullanarak uyguladığımız şeyler. Ne yapıyoruz? Eskiden su bir solunum yapın, şunu yapın, bunu yapın. Kafalar çok karışıyordu. Şimdi diyorlar ki, yere düşen bir insan gördün, hemen git yanına, iyi misin diye, iyi misin de kontrol et. Daha sonra hemen 112'yi ara ve daha sonra temel yaşam desteğini uygula. Temel yaşam desteğini nasıl uygulayacağız gösterelim. Burada bir tablosu var. 112'yi aramış, sonra CPR'a başlamış ve autoelektrodefibrilatör dediğimiz, normalde toplu AVM'lerde, hastanelerde elektronik defibrilatörler var. Bunların paletlerini bağlayarak kişiyi tekrar hayata döndürür. Hani çakıyorlar ya filmde, böyle filmlerde. Onu yapan otomatik bir autoelektrodefibrilatör var. Temel yaşam desteği bu. Ama tabii ki bir AVM'deyseniz bir autoelektrodefibrilatör var elinizde. Onun dışında 112 gelene kadar ne var? Sadece bilgileriniz ve CPR'a başlamanız gerekmekte. Neden? Söyleyelim. Temel yaşam desteği nedir? Önce onu söyleyelim. Kardiyak arrest, yani kalbin durması ve hasta ekipman desteği olmaksızın kişiye temel müdahalelerle yardımcı olunması
ve otomatik eksternal defibrilatör, oto elektro defibrilatör varsa bu gelene kadar bu yardıma bu yardımı sağlamamız. Temel yaşam desteği, tekrar söylüyorum, tıbbi araç gereç olmadan ellerimizi, nefesimizi ve bilgilerimizi kullanarak kişiyi hayata bağlamaktır. Neden önemli? Çünkü kişinin toplamda bir 10 dakikası var. Maksimum 10 dakika. Neden? Serebral perfüzyon dediğimiz bir şey var. Altın zaman. Beynin oksijenlenmesi için toplamda maksimum 10 dakikamız var. Bakın 0-1 dakika içerisinde kalp durdu. 4 dakika içerisinde beyin hasarı yok. 4-6 dakika sonra beyin hasarı başlıyor. 6-10 dakikada ise ilerleyen bir beyin hasarı başlıyor ve 10 dakikadan sonra geri dönüşüm yok. Yani nedir? Bizim o ilk 6 dakikamız o kadar önemli ki, bankada, otobüste, dışarıda bir hasta gördünüz, bir kişi gördünüz. Pat diye düştü, yere düştü. 6 dakikası var. Ha nedir? Senkop ayrı bir şey, bayılma. Senkop. Beyniniz bir dakika boyunca kalp durursa eğer bir anda veya beyniniz bir dakika boyunca kanlanmazsa kişi bayılır. Ama bayılmadan geri döndürebiliriz. Fakat kardiyak arrestse oradan çok zor geri döndürmemiz. Hemen CPR'e başlamak zorundayız. O yüzden bizim maksimum 10 dakika diyelim ama 6 dakikadan sonra artık beyin hasarı başlıyor. O yüzden hastaya ilk müdahaleyi yapmamız bu kadar yaşamsal öneme sahip ve bunun için de bir eğitim almanız gerekmiyor. Bir sertifika bir şey almanız gerekmiyor. Kamu spotlarında bile izliyorsunuzdur. Hani kamu spotunda bile görüyorsunuz. Kişi gidiyor, bakıyor yere düşmüş birisi, görüyor. Nasıl orada müdahale ediyor? Şimdi onu gösterelim. Neden, ne yaptı, ne yapacağını bir bakalım şimdi. Hepsini sırayla anlatacağım bir dakika. Çok mu hızlı gidiyorum? İyi anlıyoruz. Evet. Allah Allah. Anlıyoruz. Anlıyoruz. Evet. Şimdi hayat kurtarma zinciri diyor ki erken tanı ve çağrı. Kişinin yanına gittik. Yere düştü. Hasta şöyle soluyabilir. Hastada hiç soluk olmayabilir. Hiç solunma olmayabilir. Ya da hasta şöyle soluyordur. Bu kusmal solunumdur. Kusmal solunum deriz biz bunu. Aslında soluk değildir o. Kardiyak arrest getiriyordur kişi. Fakat siz onu nefes aldı zannedersiniz. Şimdi tanı çok önemli. Baktık, kişinin yere düştüğünü gördük. İlk yapacağımız şey hemen ya kendiniz ya karşıdakine hemen 112'yi ara. Ya komut verdik ya da kendimiz aradık. Ama kişinin adıyla seslendik, yani kişiye söyledik. Mesela 112'yi arayın, herkes 112'yi arar o zaman. Bu işte panik anında yapılan en büyük hatalardan birisi. Öyle değil, sen 112'yi ara. Veya tek başımızdayız, hemen önce 112'yi ara. Önce 112'yi arıyoruz. İlk yapacağımız bu. Sonra ne yapıyoruz? Eskiden diyorlardı ki hemen suni solunum yap. Hani hastanın nefes ver hastaya. Şimdi vazgeçtiler bu Amerikalılar ve Avrupalıların hani ortak şeyi, düşüncesi. Vazgeçtiler. Direkt CPR'a başla. Direkt hastada CPR'a başla. Kalp tampon atılan başla, CPR'a başla. Neden? Diyorlar ki vücudumuzda var olan bir kan var. Bu kanı pompaladığınız zaman, yani kalbin görevini siz yaptığınız zaman beyin kanlanmaya devam edecektir. Ve vücutta var olan kan pompa yapıldığı için beyin oksijenlenecektir. Beyin oksijensiz kalmayacaktır diyor. O yüzden bırak suni solunumu falan her şeyi bir tarafa. Başla diyor, CPR'a başla, pompa yapmaya başla. Çünkü eğer pompa yaparsanız beyin oksijensiz kalmayacak artık. O yüzden diyor ki önce 112'yi ara. Sonra CPR'a başla zaman kazanmak için. Daha sonra eğer AVM'de veya işte bir hastanede bir yerdeyseniz auto elektro defibrilatör bulunma zorunluluğu var auto elektro defibrilatörün ama ne yazık ki her yerde yok. Olsa da onunla da eğitim vermek lazım yani. Onun paletleri var. Yapıştırıyorsunuz, çekiliyorsunuz. O kendisi şok veriyor falan. Öyle bir şey. Vardı şeyi olabilir mi? Yani beyin kanlısını diye sürekli mi yapmak lazım? Evet. Sürekli yapacağız. Durmayacağız. 112 gelene kadar hastaya CPR yapacağız. Hastaya kardiyopulmoner rezistasyon, kalbe bası uygulayacağız. Şimdi nasıl uygulayacağımızı da göstereceğim. Suni solunum hiç yapılmayacak mı? Yapılmayacak artık. Eskiden tek kişiysek. Tek kişiysek. İki kişiysek diğeri yapabilir mi? Tabii yapılabilir. Hı-hı. Aynen yapılabilir. Hatta şöyle bir şey var. Kendiniz de eğer yapabileceğinizi hissediyorsanız siz de yapabilirsiniz.
Ama diyor ki işte son yayınlar, son araştırmalar, yeter ki kalbe pompa yap, bası yap, o kanı pompalasın ve vücuttaki oksijen kalmasın. O sırada yeterli, evet, diyor. Bir 10 dakika yeter aynen, diyor yani. Aynen, evet. 112 gelene kadar, hatta yarım saat, 20 dakika hiç durmazsan ve yaparsan diyor, 112 gelene kadar sen o beyni kurtarmış olursun diyor. Beyin için önemli olan beyin diyor. Yani 10 dakikada gelirse 112 kurtarmış olacağım. Bir de o defibratörler Türkçe komut da veriyor. Örneğin petleri yani, bağlayın diyor. Petleri bağlıyorsunuz. Aynen. Şimdi şok yükleniyor diyor. Mesela Türkçe değil yani. Artık çoğu Türkçe. Türkçe yeni yönetmeliklerle. Evet. Aa, Türkçe olma güzel zorunluluğu da var. Aa, çok güzel. Aynen. Artık çoğu Türkçedir. Ha. Yani eskiden alınmış olanlar belki İngilizcedir. Evet. Ama yeni olanların %90'ı Türkçedir artık. Evet. Evet. Şimdi autoelektro defibratörün en önemli özelliği şu. Şimdi biz filmlerde izliyoruz ya, hani böyle dümdüz çizgi çiziyor ve hastaya şok veriyorlar. Öyle bir şey yok. O asistol. Asistoldeki bir hastaya defibrilatör uygulanmaz. Ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardiye girdiğinde hastaya defibrilatör gerekir. Bu da, bunu biz göremeyiz gözlerimizle. Hastanede olsak monitörize ederiz, görürüz. Autoelektro defibrilatör de kendi ritmini kendisi algılar. Öyle bir şey autoelektro defibrilatör. Paletleri var. Bu şekilde yapıştırılıyor paletleri üzerine. Yapıştırın paletleri diyor zaten. Yapıştırıyorlar. Sonra diyor ki hastaya dokunmayınız diyor. Hastaya dokunmuyorsun. O sırada o ritim okuyor. Eğer ki ventrikül fibrilasyonu gördüyse, ventrikül taşikardisi gördüyse, o zaman hastaya çekilin diyor, şok vereceğim diyor. Dokunmuyorsunuz, hastaya şokluyor. Ama asistolle ise yapmıyor tabii ki. Onun ritmi algılaması lazım. Ritmi algılayıp ona göre hayata döndürüyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ventrikül fibrilasyondaki bir hastayı normal olsa evimizde de bulundurabilsek yani. Bilmiyorum fiyatları ne kadar, nasıl bir şey ama. Daha sonra da nedir? Autoelektro defibrilatörden sonra postüstatif bakım, yani ileri yaşam desteği. Nedir bu da? Hastaneler, yoğun bakımlar. Bu da bu hayat kurtarma zinciridir. Şimdi ne yaptık biz hastaya? Yattı, hastayı bulduk bir yerde. Görmedik mesela, pat diye düşmüş. Hemen gittik. Nasılsın? Nasılsın dedik. Sarstık. Daha sonra hemen yanımızda bir arkadaşımız var, Selman Tülin, işte 112'yi ara. Ya sen 112'yi ara, ismini bilmiyorsak bile. Ondan sonra iyi misin diye hastayı yokladık bu şekilde. Şimdi ne yapacağız sonrasında? Bak, dinle, hisset yaptık. Şöyle hastayı yatırdık şuraya. Şöyle. Bakın kafasını koymuş. Ne yapıyor? Böyle. Buradan hissediyor. Nefes alıp biliyor mu diye. Buradan göğsüne bakıyor, inip kalkıyor mu diye ve aynı zamanda dinliyor, hani nefes alıyor mu, bir ses var mı, ne yapıyor, bakıyor, dinliyor ve hissediyor. Kişi nefes alıyor mu, almıyor mu, buna bakıyor. Ama burada önemli olan bir şey var, bak dinle hisset yaparken, eğer şunu yapıyorsa, bu nefes alıp vermek değil. Normal nefes alıp vermeyi hepimiz biliyoruz. Buradan zaten nefesini hissedersiniz kişinin. Göğüs kafesinin inip kalktığını görürsünüz. Bakarsanız, dinlersiniz ve hissedersiniz. Bununla bilinç kontrolü yapabilirsiniz. Bazen hırıltılı oluyor. İşte Avrupalılar, Avrupa'nın işte Resuscitation Council diye bir bunların grupları var. Amerikalılar ve Avrupalılar şöyle bir karar alıyorlar. İlk yardımın ABC'sini CAB olarak değiştirelim diyorlar. Nedir bu? Eskiden A demek şu, airway, hava yolu açıklığı. A demek hava yolu açıklığı. B demek breathing sonunun değerlendirilmesi. Yani bak, dinle, hisset yapılması. C de circulation, yani göğüs kompresyonunun yapılması. Şimdi diyorlar ki eskiden önce hava yolu açıklığını kontrol edin. Yere bir adam düştü, hemen git hava yolu açıklığına, önce iyi misin de kontrol et. Hava yolu açıklığına bak, ağzında bir şey var mı yok mu. Daha sonra hemen solunumunu bak, dinle, hisset yap. Nefes alıyor mu almıyor mu ona bak, değerlendir. Daha sonra da göğüs kompresyonuna başla diyorlardı. Şimdi diyorlar ki CAB olsun. Hastayı kurtarmak istiyorsak hemen göğüs kompresyonu yapalım,
Hemen daha sonra hava yolu açıklığına bakalım. Daha sonra da bak dinle hisset yapılır. Yani sen orada zaman kaybetme diyor artık. Göğüs kompresyonunun tehlikesi var mı? Hayır yok. O eskiden şöyle bir şey vardı. Yani çalışan kalbe yapılmaz. Üzerine yapılmaz diye bir inanç vardı. Sonra yapılır diye değiştirildi. Bu hatta bizim geçenlerde anlatıldı bizde gene bu konu sürekli eğitimler verildiği için. Gene bir sağlıkçı arkadaşımız sordu. Ya çalışan kalbin üzerine bası yapılır mı? Amerikalılar ve Avrupalıların bu ilk yardımla ilgili olan konseyleri diyor ki yapılır. Hiç sorun değil. Sen çalışan kalbi durduramazsın zaten diyor. Yapabilirsin. Basıyla durduramazsın. Durduramazsın evet. Zaten diyor. Sen basını yap diyor. Fark etmez. Ritmi bozulur. Kalbin ritmi bozulur çalışan bir şeye bastığında. Ama diyor hastanın diyor beynini korursun diyor. Sen o basıyı yaparsan hastanın beynini geri dönüşümsüz olan bütün şeylerini korursun. Sen o yüzden basını mutlaka yap diyor. Ne diyor? Bilinç kontrol edilmeli ama bilinç kapalı ise bilincini kontrol edin. Nasılsın? İyi misin diye soruyoruz ya. Orada bilincini bir kontrol ediyoruz hastanın. Ha şöyle bir şey var. Diyelim ki yemek yerken oldu bu. Önce solunum yolu tıkanıklığında yaptıklarımızı yapıyoruz. Ama soluk borusuyla ilgili bir şey yok. Pat diye gözümüzün önünde düştü. Ne yaptık? İyi misin dedik, dürttük. Sonra hemen 112'yi ara dedik. Şöyle eğer yapabiliyorsanız o anda, çünkü saniyeler burada önemli. Çok kısa bir süre bak dinle hisset yapabilirsiniz. Mesela diyorlar ki sağlıkçılar sadece nabız kontrolü yapsın. 10 evet, saniye. Onu çok sadece diyor. Evet. Hatta sadece doktorlar yapsın. Aynen. Sadece sağlıkçılar, sadece doktorlar. Sağlıkçılar evet. Diyorlar. 10 saniye nabız kontrolü yapsın. Niye? Çünkü olayın adrenaliniyle kendin o heyecanla kendi nabzını duyabilirsin. Sen onun nabzına bakayım derken orada hem zaman kaybediyorsun hem de nabız aldığını zannediyorsun. Halbuki o senin parmaklarının ucundaki heyecanın nabzı. Yani bu çok önemli. Yani sadece doktorlar mı alsın? Sadece o zaman. Doktorlar alsın deniyor. Sağlıkçılar. Diğerlerinin sadece sağlıkçılar mı alsın? Tabii evet. Bunlara hiçbirine gerek yok diyor. Sen yeter ki diyor 112'yi hemen ara. Hemen arkadaşına 112'yi arayıp ara. Hoparlöre de alınabilir tek sek. Tabii. Evet. Aynen tek başınasın. Evet. Hoparlörü al. 112'yi ararken hastada solunum yok. Kardiyak arrest bir hasta. Başla diyor şeye. CPR'a başla diyor. 112'nin süreciyle ilgili bir soru soracağım aslında ama örneğin aradık ve adresi bilmiyoruz. Evet. Tarif edemiyoruz. Evet. O anda ne yapılmasını önerirsiniz? Tek başımızayken mi? Tek başımızayken. Yani adresi bilmiyorum. Konum atma da şansın olmalı. Yok, evet. Yani orada hani tespit edilebilme şansı zaten o anda yok. Ama bildiğim kadarıyla telefondan falan kontrol ediyor diye biliyorum. Yani 112 herhalde senin nerede olduğunu tespit ediyor. Şebekeyi hemen görüyorlar mı acaba? Hani bilmem ne mahallesi diye görüyor mu acaba? Aynen, ben işte bilmem neredeyim falan deyip böyle bir kaba taslak bir tabir ettiğinizde onlar telefonla nerede olduğumuzu biliyorlar diye biliyorum. Çok geniş evet. Bir şeye sahip çünkü onlar. Orada bir yetkiye sahip. Ama çoğu ambulans sokak bulamıyor. Evet yani öyle şeyler de var. Doğru. Belki konulmasın. Komuta merkezinde önerili harita var. Ben daha önce bir kere girmiştim komuta merkezine. Değil mi? Çok gelişmiş evet. Aletleri falan telefon var. Telefon düşüyor. Evet. Telefonun düştüğünde onun önüne büyük bir harita yani, geliyor. Lokasyonun yani her ambulansın lokasyonuna göre şeyi var. Gelen telefonda yer belli oluyor bir noktaya kadar. Ondan sonra eğer kişi tarif edemiyorsa anladığı kadarıyla oradan tespit ediyorlar onu. Yani aranan nokta böyle orada şey yapıyor. Evet. Onun önünde yanıp sönüyor. Evet. Ama herhalde komuta merkezinden boş olan ambulansa ulaşmakları falan. En yakın ambulansa anında yönlendiriyor. Zaten komuta merkezinin içinde olan kişi evet. Ekranda hemen onu organize ediyor anında. Ambulanslar evet. Da büyük ihtimalle izleme anındadır o uydudan tabii, takip tabii. Halindedir. En yakın evet. Sinyalleri birbirine eşleştiriyordur sistem. Kimin nerede olduğunu görüyor hangi ambulansı evet. Hemen birbirine eşleştirip ona telsizden bildirimini yapıyor. Evet. O arada da gerekirse karşı taraf talep ederse evet. Telefonda ona destek veriyor. Yani bir de şey de çok güzel. Eskiden ambulans sayımız bile bu kadar telefonda değildi. Destek Sağlık veriyor Bakanlığı'na ait. Donanımları da azdı. Şu evet, an donanımlar çok üst düzey. Hem sayıları arttı, hem donanımları arttı. Evet. Hem de paramedik ve ATT kullanıyorlar. Şeylerde hani bu Amerika'daki gibi falan hemen koşuyorlar, gidiyorlar, oluyorlarsa o hale geliyoruz yani yavaş yavaş. Daha da güzel olacak. Şeyler var biliyorsunuz. Motorize ekipleri var. Şu an 112'nin. Evet, 112'nin motorize ekipleri var. Tabii. Çok güzel. Eğer ki kendisi o anda bir ambulansı yönlendiremeyecekse ve motorize ekip genelde doktor, pratisyen hekim geliyor. Yani ATT değil. Yani. Bizim başımıza geldi bir kere. Bizim, yani. Ofisimizde bir arkadaşımız rahatsızlandı. Hemen geldiler 5 dakikada. Hemen 5 dakika
Ama içinde motorize ekip geliyor. Çok güzel. Şimdi dediğim gibi ABC'sine baktığımızda airway, breathing ve dolaşım dedik. Bunu değiştirdiler. CAB yaptılar bunu. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi şunu dolaşımı bir açalım. Cevapsızlığı değerlendir, dolaşım bulgularını ara, nabız kontrolü yap, diğer dolaşım belirtileri ve normal solunum, öksürük, hareket, bunlara bir bak diyor. Önce bir dolaşım bulgularını ara. Toplam 10 saniye ara diyor. Dolaşım bulguları yoksa kompresyona başla. Erişkinlerde karotis nabıza bak. Yani karotis, şah damarı dediğimiz yer. Bebeklerde ise brakiyal nabıza veya femoral nabıza bak diyor. Şimdi bu dolaşım nabız kontrolünü ne diyor? Bakın özellikle bunu koydum buraya. Sadece sağlık personeli nabız kontrolü yapmalıdır diyor. 2010 Europan verilerine göre bunu söylüyorlar. Tekrar tekrar bakın onu da belirttim. ERC'nin verilerine göre diyor ki sadece sağlık personeli yapsın. Bunu söyleme sebebi de sağlık personelinin her zaman başına gelebiliyor, görebiliyor. Ama normal insanlar bu o anda panik yapabilecekleri için dediğim gibi parmak uçlarınızda kendi nabzınızı hissedersiniz diyor. Yani zaman harcama diyor. Zaman kaybetme diyor. Şu şimdi, üstteki figür neydi bir öncekinde? Özür dilerim geçtik ama. Üstteki... C'si mi? Hayır. Tam böyle kemiğine koymuş ya iki parmağını. Ha, şey diyor. Ortadaki bu Adem elmasını bul. Buradan yana doğru kay. Nabız kontrolü. Nabzını nereden bulacağım diyorsun ya. Şöyle kayacağız. Buradan evet yana doğru kay. Anladım. O şekilde ha. Nabzını bulursun diyor. Şuradaki evet ortadaki iki. Evet ortadan yana doğru kay. Parmağını koy. Herkes nabzını bulsun. Yaklaşık 2-3 santim evet, kadar kayıyoruz değil mi? Kadar. İki parmak koyuyoruz. Evet. Yani normalde bile zaten bakın bulmanız ne kadar şey. Acil durumda nasıl bulacaksınız? Oldu. Yani öyle düşünün. Tabii kargaşa varsa zaten o gürültüden şeyden insan tespit tabii, edemez. Panik. Herkes ne yapıyor? Su içirmeye çalışıyor. Yok kafasını kaldırmaya çalışıyor. Soğan getiren oluyor. Yani böyle şeyler. O yüzden. Peki köprücük kemiğindeki nabızı ben merak ettim. Tespit etmeye çalıştığımız evet, var. O çok zor bulmak. Zor değil mi? Bu nedir? Bu biz daha çok santral kateter takarken doktorlar burayı palpe edip böyle oraya şeyine gidiyorlar. İki parmağınızın arasını biraz böyle bastırdığınızda burada bir nabız görürsünüz. Oraya kateter, santral kateter takarlar. Anladım. Yani onu kateter, hiç uğraşılması gerekmeyecek bir nokta o yani. Yani şah damarını bulsanız yeter. Port mu hocam? Bu kateter port mu? Evet, yani santral kateter dediğimiz hani oradan ilaçları vermek için takılan port, bir şey. Evet, port da diyor. Hocam bize şeyi söylenirdi, yani kalp krizi geçirenleri hareket ettirmeli falan. Tabii. Büyük şeyler vardı yani. Tabii işte bir yani, su hareket... şey yapıyorlar dediği gibi işte su içirmeye çalışıyorlar, kafasını şey kaldırıyorlar. Hayır, yani onları yapmamak lazım. Bacağını hareket ettirmek herhalde şey, beynin kanlanması için bir zarar oluşturmuyor. Bacaklar kaldırılmalı mı mesela? Bacaklar mesela nedir? Hipotansiyonda kaldırılır. Eğer kişi bayıldıysa, tansiyonu düşükse, mesela nedir? Bize gelen çoğunlukla vakaları söyleyeyim size. Diş hekimliğinde şu anda. Mesela hipotansiyon veya hipoglisemiden acil vaka görüyoruz biz. İşte mavi kod ekibimiz var. Mavi kod hemen koşuyor gidiyor. Hep gördüğümüz hipotansiyon ve hipoglisemi. Yani nedir? Düşük tansiyon, düşük şeker. Kişinin zaten senkop geçirdiğini, bayıldığını şöyle anlıyorsunuz. Bembeyaz oluyor bir kere. Bembeyaz, soluk bir ten, solunum var. Hemen onu görürsünüz zaten. Yani baktığınızda hisset de yapabilirsiniz. Ayna olsa ayna tutun diyeceğim. Hani nefes aldığını hissedersiniz kişinin. Bayılan kişilerde zaten o nefes alıp veriyordur. Bayılmayla arrest arasında çok büyük bir fark var. Kişide direkt siyonotik bir tablo görürsünüz. Arrest tablosunda. Ve direkt şunu görürsünüz. Kötü bir solunum, farklı bir solunumdur bu. Bayılan kişi çok daha farklı. Hipotansiyon olduğunda ne yapıyoruz? Hemen ayaklarını havaya kaldırıyoruz. Hastanede bile yaptığımız bu. Ayaklarını havaya kaldırıp kalbe giden kan yükünü arttırmaya çalışıyoruz. Ve beyin de aynı zamanda oksijensiz kaldığı için kişi bayılmış zaten. Hipotansiyona girmiş. Hemen ayaklarını havaya kaldırıyoruz. Eğer kişi yiyip içebilecek bir durumdaysa o zaman hemen kişiye volüm veriyoruz. Nedir? Su. Tuzlu ayran, hani kişiye volüm tamamlatıyoruz ama yiyip içebilecek bir durumdaysa. Hafif böyle başını kaldırıp hemen şu suyu iç, hemen şu ayranı iç, tuzlu ayran. İşte hipotansiyon olduğunda bunu yapıyoruz. Hipoglisemide de hiperglisemide de hemen hemen aynı belirtiler oluyor. Mesela kişi hiperglisemiden çok böyle baygınlık geçirmez ama gördüğümüz tablolarda çoğunlukla hipoglisemiden yani aç gelmiştir hastaneye, korkmuştur, bir kan görmüştür falan. İşte hiperglisemide de şekeri düştüğü için gene bembeyaz bir ten görürsünüz. Ekstra bir de terleme görürsünüz hastada. Bembeyaz buz gibi bir teni vardır ve terlemiştir hasta.
bembeyazdır, bir de terler. Aç mısın diye sorarsınız mesela. Şekeri düşük olduğunu zaten açım diyorsa büyük ihtimal hipoglisemiye girmiştir. Ya hipotansiyondur ya hipoglisemidir. Ne yaparsınız işte ona da iki küp şeker, bir şey, hemen meyve suyu falan gelir. Ama onlar hemen kana açıksa, karışıyor mu o kadar hızlı? Mesela tabii, ayranı içirdiğimizde tabii, saniyeler ayran, içinde tabii, oluyor mu? Ayran, ama tabii içebilecek durumdaysa, hasta hı-hı, içemeyecek durumdaysa tek yapacağınız hani serum diyorsunuz ya, izotonik takarız biz, tuzlu su. Hani mideye gidiyor, mideden hemen mi özümseniyor evet, onlar? Evet, çünkü neden volüm tamamlıyorsunuz, oraya bir şey veriyorsunuz. Ha, zaten bir eksik var. Daha hızlı veriyorsunuz. Vücut hatta hemen. Biz damar yoluyla mesela 1000'lik bir izotonik düşünün. 1000'lik izotoniği gönderiyoruz. Yani 1 litre ne kadar? 1 litrelik su içiyor. Halbuki hastaya bir anda pat diye ayranı verip 300 cc birden içirirsin mesela. Hemen 200'de su verirsin. 500 cc ne oldu? Volüm tamamladın hastada. O zaman hastanın hipotansiyonu kırılır mesela. Ama dirençli hipotansiyonsa mutlaka damar yolundan işte bir şey göndermek lazım. Şimdi göğüs kompresyonuna girelim bir. Sıkıldıysanız ara verelim istiyorsanız. 5 dakika ya da devam edelim mi? Çok bir şey kalmadı zaten. Devam edelim. Yani hastayı şimdi göğüs kompresyonunda hastayı sert ve düz bir yere yatırdık. Göğsünün tam ortasına sternumu sternuma dokunarak bir elin ayasını üstüne koyduk. Diğer elimizi üstüne koyup bu şekilde kelepçeledik elimizi ve dirsekler bükülmeden, hani filmlerde görüyoruz ya, şu böyle bir şey yok. Böyle yapılmaz. Bu şekilde bir elimizi böyle avucumuzun ayasını hastanın üstüne koyduk. Diğer elimizi üstüne koyduk ve kenetledik. Kenetledikten sonra dirsekler bükülmeden dakikada 100 kompres uygulanacak şekilde hastaya basın uyguladık. Bu şekilde. Bakın ayaklarımı kırmıyorum. Böyle yapmıyorum. Böyle yapmıyorum. Hastaya 100 kompresyon bu şekilde. Vücudumuzdan güç alarak. Güç alarak aynen. Ki bunu omuzlardan özellikle. Aynen evet. Omuzlardan ve bunu yapan kişi maksimum 5 dakika yapabilir. 5 dakika sonra bitersiniz. O yüzden çok yorucudur CPR yapmak. O yüzden yanınızdaki biriyle hemen değişimi yapabilirsiniz. Ara vermemeniz lazım. Dakikada bu şekilde 100 kompresyon yapacak şekilde ve 3/4'ünü basa yapacak şekilde bu şekilde şey yapmanız gerekiyor. Yani göğüs kafesinin 1/4'ü aşağı çökecek şekilde. Aşağı çökecek şekilde ve bastırdığınızda yani yaklaşık bir karıştan biraz daha kısa gibi mi aynen, düşünelim? Aynen. Ve bastırdığınızda geri çıkmasına izin vermeniz lazım. Basıp tekrar basma değil. Şimdi bununla ilgili hatta bir videomuz var. Onu açalım. İrem Hanım neredeydi o video? 1/3 mü dedin? 1/3 göğüs kafesi 1/4 aşağı doğru inecek. Hani o şey var ya. Teyit edelim. 1/4 göğüs kafesinin 1/4 1/3'ünü bastıracak şekilde. 1/3'ünü bastıracak şekilde. Onu bir açalım. 1/3. Şimdi burada çok komik bir video var. Sesini açarsanız. Bakın çok komik bir video var. Bu anlattıklarımızın hepsine. My name is Vinnie Jones and I'm going to teach you a lesson you'll never forget. There are times in life when being tough comes in handy. Say some geezer collapses in front of you. What do you do? We need a volunteer that ain't breathing. It's one I made earlier. Şimdi bu müzik bizim ritmimiz. First thing you do is you check him over. If he ain't responsive or he ain't breathing, or he's making noises like this, then his heart stopped working, he's having a cardiac arrest. Look lively. First call 999. Then you do hands only CPR. And no kissing. You only kiss your missus on the lips. Watch. Lock your fingers together, knuckles up. Then push down, right on the sovereign. Push down 5 or 6 centimeters. That's about 2 inches in old money. Push hard and fast, about 2 times a second, like to the beat of staying alive. Worried you'll hurt him? Better a cracked rib than him kicking the bucket. Keep this up till the ambulance arrives. So don't forget, check him over. 999, push hard and fast to staying alive. It works. Hands only CPR. He ain't as high as it looks. If you want to come in handy in an emergency, why not sign up for one of our Heart Start courses? Video süper. Yani bizlere de bu videoları izletiyorlar hatta. Şurada şeyimiz nerede? Slide'ı mı istiyorsun?
çoğunlukla o kaburga kemiği de kırılıyordur zaten bunu yaparken. Ne yazık ki evet, bazen evet, kırılıyor. Özellikle hasta yaşlıysa, yani çok elastik bir yapıya sahip değilse. Kaburga kemiği kırıldığı zaman herhalde kalbe veya diğer organlara bir zarar vermiyor orada. Yani şöyle bir şey var. Ya da akciğerlere zarar verir mi? Onlar batsa bile hani onları bir şeye almıyorlar. Alçıya falan alınmıyor. Zamanla iyileşiyor. Yani öyle bir şey var. Eğer yaşlıysa zaten sternum çat diye kırılır. Ama gençse biraz daha bir yaptığınız basıya ve bastığınız yere doğru dikkat ederseniz çok büyük zararlar vermezsiniz. Ama beyin ölümü olacak olan bir kişinin diğer kaburga kırılması daha kaburga, evet, şey, hiç önemli değil. Evet, yeter ki siz beyni koruyun yani. Hava yolu açıklığının sağlanması, bakın. Şimdi böyle bir pozisyon var. Kafa geriye, çene yukarıya. Baş çarp pik dediğimiz bir şurada daha rahat gözüküyor. Bakın şurada daha güzel gözüküyor. Bakın hava yolu bu şekildeyken, kişi böyle sırt üstü yatarken kapalı. Görüyor musunuz hava yolu kapalı? Fakat bakın burada bir yabancı bir cisim kaçmış ve tıkalı. Normal hiçbir yabancı cisim olmasa da kapalı ama burada da tıkalı. Fakat siz başı çeneden geriye, çeneyi aşağıya, kafayı da biraz böyle şöyle alından yukarıya çektiğinizde hava yolu açıklığını sağlıyorsunuz. Fakat sadece travma vakalarında bu halter, chain lift dediğimiz bu şeylerde bu kullanılmıyor. Travma vakalarında nedir? Motosiklet kazası, işte araç içi trafik kazası, araç dışı trafik kazası. Eğer boyunla ilgili bir travma vakası varsa kesinlikle bu pozisyonu uygulamıyoruz. Hani derler ya, hemen kolar takıyorlar, boyunu takıyorlar, hastanın boynunu oynatmayın, omuriliğe zarar vermeyin. Eğer ki bir trafik kazası varsa kesinlikle hastaya bu pozisyona getirmiyorsunuz. Ama normal gözünüzün önünde düştü yere, yani bir travma vakası değil, bir kardiyak arrest geçiren bir insan, o zaman ona bu pozisyonu yapmanız lazım ki dil kökü geriye doğru gitmesin. Hatta şurada bakın vardı, yabancı cismi, ağız içerisinde yabancı cisim var mı diye kontrol ediyor. Hava yolu tıkanıklığının en sık nedeni dil kökünün geriye gitmesidir. Dil kökü geriye gittiği zaman oraya soluk borusunu tıkar, nefes alamazsın kişi. O yüzden parmağınızla dil dışarı çıkarın. Hatta hastayı diyor ya, yana çevirin ve dil kökünü dışarıya atın diyor. Ama yani onu nasıl yapacağız? Yana çevirdik, hastayı dili tuttuk. Elinizi hastanın ağzının içine soktunuz ve dili... Gırtlağa kadar, içeri o kadar. O kadar sormanıza gerek yok. Parmağınızla dili çekin. Ha, dili çekelim. Dil kökü arkaya doğru, soluk borusuna doğru gidip orayı tıkamasın diyor. Böyle yatırırsam diyor, dil kökü soluk borusunu tıkar diyor. Yana çevir ki hastayı diyor. Dili de diyor, elini sokabiliyorsan sok parmağınla dışarı çıkar ki soluk borusunu tıkamayalım diyor. Bazen bayıldığında insanın çenesi kilitleniyor. Hani daha çok epilepsi vakalarında, sağra hani epilepsi dediğimiz hastalarda çenesini kilitler aslında, evet, sıkar. O hastalarda öyle değil, bir tahta gibi, abeslan bir tahta, bir bez parçası mutlaka hastanın ağzına o ısırmadan önce yapmak, evet, lazım onu. Çünkü dilini bile koparabilir hasta. Evet. O mutlaka bir bez, bir tahta parçasıyla şu şekilde yaptığınızda kişi mecburi açar çenesini. Böyle bastırdığınızda, çektiğinizde çeneyi, şurada bir ağrı hissettirdiğinizde kişiye, yani açar ama sağra bak şeylerde biraz zor. Bir arkadaşımızın başına gelmişti bir yerde yemek yerken. Bilmiyorduk da epilepsi krizine girdiğini. Bir anda ne olduğunu anlayamadık. Ağzında da lokma vardı. Hani boğazına kaçacak falan diye. Evet. Bir anda kendini kaybetti. Tabii. Biz ne oluyor falan filan derken yatırdık hemen. Evet. Ağzını elimizle açmaya çalıştık. Mümkün, evet, değil. Açamadık. Sıkar. Evet. Aynen. Hemen o anda biz bir kaşık aldık. Dişlerini kırarak açtık ağzını. Olsun, evet. Fark etmez. Ön, evet, dişleri kırıldı. Aynen. Tabii. Ama belki de bilmiyorum, hayatını kurtarmış da olabiliriz. Hayatını kurtarmışsınız. Evet. Son 10-15 dakika sonra kendine geldi. Aynen. Tabii biraz kanlar aktı falan, evet, ama o lokmayı çıkardık ağzından. Evet. Hem, evet, o soluk borusuna kaçabilirdi. Evet, hem, evet, o dilini ısırabilirdi. Yani, evet, bunu yapan kişi. Ya orada biraz acımasız davrandık ama. Evet. İşte o anda o gerekiyor diye onu yaptık. Evet. Bravo. Evet. Yani bir insanın hayatını kurtarmak, işte saniyeli karar verebilmek. Şimdi ne diyor? Özellikle bakın tekrar koydum bunu. Bu Europan 2010 verilerine göre diyor ki eğitimli kurtarıcı göz kompresyonu ve suni solunum yapsın diyor. Eğitimli olmayan kurtarıcı sadece göz kompresyonu yapsın diyor. Az önce sizin sorduğunuz soruların cevabı işte. Suni solunum yapacak mıyız? Eğer bunun eğitimini aldıysanız, evet, 30 defa hastaya bası her siklus, işte 30 artı 2 suni solunum. Bu bir siklus mesela.
30 suni solunum yap tek başına sen. Burnunu tut, çenesini aşağı indir ve suni solunum yap. Ama yapamıyorsun. Veya ben sağlıkçıyım ama genelde iğreniyorum yani mesela. Hani ağzıma değirmek istemiyorum. Affedersiniz, kusmuş olabilir. Kusmuş olabilir tabii, hmm. Aynen. Sekresyon çıkmıştır. Veya onda bir bulaşıcı hastalık var, bana geçer diye şeyim var. Sadece göz kompresyonu yap diyor. Sadece göz kompresyonu yap, beynimizi koruluyor. Ben buradan sürekli bunu vurguluyorum. Buradan çıktığımızda tek yapacağımız, kişiye göz kompresyonu bile yapmak olsa bir insan hayatını kurtarabilirsiniz. Ve yani bu yaşanılıyor. Yani yolda giderken bile önünüzde biri düştüğünde siz korkmadan, çekinmeden o göz kompresyonunu yaparsanız bir insan hayatını kurtarabilirsiniz. Yani o yüzden durup durup bunu vurguluyorum. Çok zahmet olur hocam tabii ki. Evet. Şimdi erişkin bir hastada, hasta yanıtsız, normal solumuyor. Ne yaptık? Hemen 112'yi aradık. Ondan sonra 30 göz kompresyonu uyguladık. Eğer biz eğitimli bir kişiysek 2 tane kurtarıcı soluk verdik arada. 30'a 2 oranında, yani bu bir siklus, bu şekilde devam ettik. Ve autoelektriyo defibrilatörü açıp bunu uyguladık. Yani eğitimli bir şey. Yani bunu şöyle de yapabiliriz. Biz eğitimli bir kurtarıcı değiliz. Hastanın yanıtsızlığını, normal solumadığını gördük. Hemen 112'yi aradık veya dedik ki sen 112'yi ara dedik. Ve hastada göz kompresyonuna başladık. Soluk vermedik. Bekledik 112 gelene kadar göz kompresyonunu. Az önceki bu şey Steinle'nin şarkısındaki gibi o ritmi düşünerek yaptık. Öyle şey, öyle diyelim en basit. Çocuk olsun. Çocuğu yapmadık burada ama çocukta da onu da gösteririz şimdi. Şimdi en başından bunların hepsini bir sıralama olarak koydum. Şimdi bunu bize iki kişi yapabilir mi şimdi? Kim iki kişi? Gene sizi alabilirsek hatta. Olur mu? Örtü getireyim mi? Çok güzel olur. Aa, süper olur. Evet. Ben şu şeyi çok merak ediyorum hocam. Yani şu yaptıktan sonra şu elin şuraya nereye gelmesi? Yani şuraya mı gelmesi yoksa buraya mı? Tam ortası. Şuraya mı gelmesi? Ha şurası. Evet. Tamam. Tam ortası. Burası işte evet. Burayı bir şey yapalım. Evet. Orada da diyordu ya kolyesi burada duruyordu. Kolyesini üstüne diyor. Az önce izlediğimiz videoyu bir daha izleriz. Buyurun alalım sizi, yatalım bir yere. Ben şimdi ölmek üzere olan bir kurbanım. Şimdi siz yattınız. Şimdi bu arkadaşı siz böyle yerde yatarken buldunuz. Ne yapacaksınız? Evet. Ne yapacağız hemen? Şeyine, midesine bakacağız hocam. Hayır, hemencik siz iyi misin? Hemen bilinç kontrolü. Bilinç. Biliyorsun, iyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Evet, evet. Başka hocam? Heh, bakın doğru, böyle bir solunum olur. Çok güzel yapıyor. Valla bravo. Evet. Böyle peki bir solunumumuz şimdi olur. Evet, şimdi siz böyle bir vaka gördünüz. Eğer nabız kontrolü yapabiliyorsanız hemen nabız kontrolü şah damarından bakalım. Bakın hastada solunum tamamıyla gitti. Nefes aldığını zannediyordum. Evet, evet artık nabız tamam şu anda. Diyelim ki yok nabız. Ne yaptık hemen? Sternumun ortasına getirdik. Şurası. Evet, aynen. Şurası. Bir avucumuzun ayasını koyduk. Tek ayamızı koyalım. Evet, şöyle hocam değil mi? Hayır, şu şekilde koyduk. Diğer yani elimizi bunun üzerine getirdik. Kenetledik. Tamam, şöyle hocam sıktık, kenetledik. İçine geçirin şu şekilde. Tamam hocam. İçine geçirin. Evet. Şu avucunuzun ayasını koyduğunuz sternumun tam ortasına ve dik durdunuz, dik evet oldunuz, dik. Şöyle. Ve bu şey basmayın ama. Yok hani basmayın hocam. Bir kere bu şekilde, yani şu şekilde. Heh, aynen basmayın. Ama bu şekilde kollarınızla basın uyguladınız. Bakın tabii şu hareket. Tabii şeylerle zaten yani omuz şeylerle böyle. Evet. Bu şekilde basın. Evet. Sternumun tam ortasına geldik. Şurası hocam. Aynen. Sternumun tam ortasına avucunun ayasını koyduk. Aynen. Bunu da böyle bastırdık ve dakikada 100 olacak şekilde evet kompresyon uyguladık. Aa, harika hocam. Bu tamam çok faydalı. Ha, bir dakika. Neyi yanlış yaptık? Bir saniye. Neyi unuttuk biz burada? Neyi unuttuk? Geldik. Dinle. Bir dakika. Geldik. Nasılsın dedik değil mi? Evet. Hastaya nasılsın dedik. Sonra ne yapmamız lazımdı? Vallahi 112. Ha 112 ya. Evet. En önemli şey unuttuk. Bunu yaparsın. Hocam görünce biraz yaparsın. İnsan heyecanlanıyor hocam. Vallahi bak hani orada dinlerken normal ama işte bir de şey yaparken hani iş uygulamaya gelince insan şey yapıyor yani. Dinlemesi kolay da.
Uygulamaya aynen, gelince, bir de hanımlara yaptıralım. Uygulamaya gelince insan şey yapıyor yani. Evet, şimdi aramış. Bakalım bir de hanımlar yapsın. Bakalım nasıl yapacağız. Abi boyuna hayatımı kurtarıyorsun Allah'ın emanet. Canım kardeşim ya. Evet bir de şimdi buyurun. Dediğiniz alalım. Mesela hani tam olarak yer alarak göğüs kafesimizin tam boşluğu tam ortası, boşluğa değil. Boşluk o soluk borusuna bir şey kaçtığında o hemlik manevrası yaptığımız yer. Sternumun tam ortasına CPR yaptığımız yer. Evet, kalp göğüs kompresyonu uyguladığımız yer. Sternumun tam ortası. Ben deneyebilir miyim? Tabii aynen gösterir. Siz geçin. Buyurun sizi de alalım. Ben de sizin üstünüzü uygulansın daha iyi bir şey olur. Şimdi yatın siz. Siz böyle yerde yatan bir hasta buldunuz, gördünüz birisini. Hemen gittiniz. Ne yapıyoruz? İyi misiniz? İyi misiniz? Bak çok önemli. Yerimiş, bayılmış bir insanın gözlüğü var. İyi misiniz? İyi misiniz? Önemli değil yani. Gözünüz hiç önemli değil artık yani. Yeter ki beynini bir doğruyorsun. İyi misiniz dediniz. Nefes alıp almadığını. Eğer hemen bak, dinle, hisset. Hemen şöyle bakıyorsunuz nefes alıyor mu? Kafanızı hatta şöyle kafanızı şöyle çeviriyorsunuz şu şekilde. Göz kontrolü. Nefes alıp veriyor mu? Gözü kalkıyor mu? Nefes alıyor mu? Nefes alıyorsa yapacağımız şey hastayı yana çevirip şu şekilde az önce orada pozisyon vardı ya. Bu şekilde ata biner tarzda. Ondan sonra şu elini başının altına koyup şu şekilde, ondan sonra dil kökünün geriye gitmesini engelleyip ambulansın gelmesini beklemek. Burada dili çıkarıyor muyuz? Zaten hani nefes aldığını gördün sen, soluk borusunu tıkamıyor. Bu pozisyonda da hiç tıkamaz zaten. Ama sırt üstü yatarken bir an solunumu gitti ve tıkayabilir. Yani bu şekilde hatta ağzını içini açıp kontrol edebilirsin ama zaten nefes aldığını da gördün. Tamam, nefes almıyor. Şimdi nefes almıyor. Kontrol ettim, nefes almıyor. Nefes almıyor. Ne yapacaksın? Tamam, ketamizol 2 yer almışsınız. Çok güzel, çok güzel. Bu şekilde değil. Tam sternumun ortasına geldik. Buraya mı? Tam sternumun ortasına şu şekilde. Tamam. Ben buraya geçtim. Elini birleştir, kenetle. Tam ayasıyla, aynen dik bir şekilde dik duracaksın. Tamam. Kolların da dik olacak. Ve bu şekilde basa uyguladın. Evet, basma. Şu şekilde. Daha bundan yüksek bir basa değil mi? Tabii, çok fazla. Yani 5 dakika yapabilirsiniz. Yani çok yorulursunuz. Ya da yani kaburga kırılabiliyor diye. Tabii. Bir şey yani. 3'te birine bastırıyorsunuz bunun. Yani nasıl? İşte maket o yüzden keşke olsaydı. Maket dememin sebebi. Evet, maket orada sizde. Maketlerde hatta şey var. Kırmızı bir ışık var. Ne kadar tabii bastığınızı direkt gösteriyor. Yani basıyı doğru biz yaparsanız... Biz devirlere falan temin ediyoruz laboratuvarlara da şu an stoğumuzda olan bir ürün değil. İşte ha, yani olsaydı ne güzel olacaktı o. Kadralı mı onun için? Ha, bir dakika, şuna bir kişi bırakma bakalım. Bir kişi daha yaptım doğru da. Ne yazdınız? Yani kilogram ne kadar kaç? Ne kadar basit uygulayacağımızı. Çünkü müşteri bir pek hesaplanabilir bir şey de değil. Sırttan tatlı bir şeye kadar. Sternumu 5 santim çöktürecek şekilde yapıyorsunuz ama yani bu aslında anlatmaya değil uygulamayla olacak olan bir şey. 5 santimlik bir bası ama bastığınızda onun geri dönüşünü de hissetmeniz lazım. O yüzden bir maket olsaydı işte çok işimize yarayacaktı. Böyle basacağız ve çekeceğiz ve o şartıya göre yapacağız. Yani şöyle basıp böyle beklemeyeceğiz. Basıp beklemeyeceğiz. Bazen eskiden böyle şarkılarıyla falan yapmıyorlardı. Böyle yapıyorduk bakın. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Bakın bu şekilde basarken 5 dakika yapabiliyorsunuz bunu. Sonra mutlaka kişi değiştiriyorsunuz. Çünkü çok yoruluyorsunuz yani. Hani kaç dakikaya yakın bir hızda? Yani dakikada 100 diyor. Normal insanın nabzı nedir? 60 ile 100 arasında. Hepimizin nabzı 60 ile 100 arasında. Bunun altı kötü bir durum. Bunun üstü de kötü bir durum. 60 ile 100 arasında yapacak şekilde basın. Sternumu 5 santim çöktürecek kadar basın. Yani böyle hafif şu değil. Bu değil. Yani o hiçbir işe yaramaz. Hani yastık bile olsaydı işte onu demeye çalıştım. Yastık bile olsaydı hissettirecekti babasını. Neyse artık. Hocam biz mesela eğitimde biz hani zarar vereceğimizi düşünüp müdahale etmeye çalışmalı mıyız? Yani? Kesinlikle. Sizin burada aldığınız eğitim var veya yok hiç önemli değil. Bu bir sadece ne diyelim genel kültür yapıyoruz biz yani, burada. Hani mesela bu bir genel kültür biz bir şey yapıyoruz. Eğitimli de değiliz. Hiçbir şey bilmeseniz bile şu anda bir insanın 6 dakikası olduğunu öğrendik. Beynin oksijenlenmesi gerektiğini öğrendik. Ve eğer kişi solunumu yoksa
bak, dinle, hisset, yaptık, göğüs kafesi inip kalkmıyor. Evet. Çünkü baygınlıkta bu yoktur. Yani baygınlıkta kişi nefes alır, bunu hissedersiniz. Hemen yaptırdığında ne hissetti İremciğim? Ne hissettin, bak, dinle, hissettin, nefes alıp veriyor. Bakıyorsun, göğüs kafesi iniyor. Buradan hissediyorsun, sıcaklık geliyor. Artı nefesini duyuyorsun. Ama ALS vakaları böyle değildir. ALS vakalarında kişi de direkt solunum durur. Zaten o bak, dinle, hisseti yaptığında da göreceksin. Ne yapacaksın? Hemen 112'yi ara. Bak, onu arada unutmamak lazım. Kesinlikle o 112'yi çok ya ara ya da hemen sen ara de yanındakine yani, hitap et. Çünkü 10 kişi olunca 112'yi aradığında herkes telefonuna sarılıyor. O çok yanlış. Evet, 112'de şey oluyor. Ondan sonra sen hemen 112'yi ara dedik. Hemen göğüs kompresyonuna başladık. Ve kişinin hayatını kurtardık belki de. Bir de bizim böyle müdahale eden kişilerde toplumumuzda şöyle bir yargı da var. 112'yi ne kadar çok kişi ararsa evet, o kadar hızlı geliyorlar gibi. Hayır, evet, hiç öyle bir şey yok. Dediğiniz gibi tam tersi. Öyle bir yargı var. Evet. Kargaşa oluşturuyorlar. Çok doğru söylüyorsunuz. Otoelektrodefibrilatöre girmeyelim. Evet, hasta yanıtsız ancak normal solunumu var. Ne yaptık? İlk başta hani dinledik, hastanın solunumu vardı, yan çevirdik ya. Aynı şekilde siz CPR yaparken kişinin solunumu döndü, nefes almaya başladı. Hemen 112 gelene kadar bile aynı pozisyonda hastayı yan çeviriyorsunuz ve 112'nin gelmesini sağlıyorsunuz. Gelene kadar bu pozisyonda bekliyorsunuz. El bu şekilde, yukarıdaki el başının altında. Onu yanlış yapmışız. Evet. Ve burada da ne diyor? İşte hastanın hayati fonksiyonlarının döndüğünün işaretleri, uyanıyordur, hareket ediyordur, gözlerini açıyordur ve normal bir solunum sağlıyordur. Eğer hasta yaralının bilinci kapalı fakat solunumu varsa, koma pozisyonunda da aynısı. Yani kişinin bilinci hala kapalı, size cevap veremiyor ama solunumu geri döndü. Mutlaka yan pozisyonu alın ki o dil kökünü geriye ittirmeyelim. ALS olmayacak hastadan olmasın yani. Solunumunun tıkanmasın durduk yerde. Bu kadar. Anlatacağımız bu. Şimdi tekrardan son kez bir tekrarlayalım. Size alalım. Buyurun. Siz gelin. Bir de siz gelin istiyorsanız. Ben gelmek için payayım. Siz gelseniz yani, olur mu? Ben. Siz hasta olun. Yatın. Bayılın. Kim bayılsın? Şey hanımefendi bayılsın. Ayşe bayılsın. Ya bayılmasın da ALS olsun. Allah korusun. Ayşe bayılma. Yatın bakalım, gitti. Siz gördünüz, kişi yere düştü, koşturdunuz, geldiniz. Bankada sıra bekliyordu, pat diye düştü. Ne fark ediyor? Kişi almadım ama. Tamam, kapat gözünü. Tamam. İyi misiniz? İyi misiniz? Çok güzel. 112'yi arayın. Heh, çok güzel. Evet. Tam sternumun ortasına geldik. Sternumun şu göğüs kemiği, sternumun göğüs kemiğinin ortasına geldik. Buraya avuç ayımızı koyduk. Ondan sonra şu ellerimizi kenetledik birbirine. Açalım iyice hepsini. Şimdi hepsini birbirine geçirelim. Tamam, kapat şimdi ellerini. Şimdi avuç ayağınla dik bir şekilde, dik durarak bütün vücudunla bası yapıyorsun. 5-6 santim çöktürecek kadar. Bütün sadece vücudunuzla. Fazla yani. Evet, bütün vücudunuzla çöktürüyorsunuz. Yani şey değil. Şimdi bu hanımefendinin şuraya kadar çökecek. Şu noktayı bana gösterebilir misiniz? Nasıl bulabileceğimizi? Nasıl sternum şu. Bakın. Geldik. Hani ne, imam tahtası diyorlar. İmam tahtası. Tamam, imam tahtasının tam ortası. Bakın. Tam ortası. Şu boşluğun tam üstü oluyor, evet, değil mi? Hayır, şu bir kemik bakın. Bu kemiği tam şurası. Burası. Koydunuz, kenetlediniz ve bası yaptınız bu şekilde. Tamam? Nerede? Evet. Oldu mu? Etkin oldu değil mi? Evet, evet. Yani çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Tıbbi. Bebekler burası de değişik bir şey hocam değil mi ya? Yani çok tıbbi olarak anlatmak istemedim. Her yerde tıbbi anlatılıyor. Ama öyle beklersin var. Bebek ve çocuklarla ilgili bilgi verebilir miyim? Bebek ve çocuklarla ilgili ben koymamışım. Tamam, koymamışım. Onu da şöyle hocam o. Şimdi böyle adam işte bir ayda bir yerde bayıldı. Evet. Canlı kurtaracağız dedi. Hastayı kaybettik. 112 geldi ama hasta sahipleri bizden şikayetçi olursa ne olacak? Hastanın sahipleri sizden şikayetçi olmaz. Siz onu kurtarmaya çalışıyorsunuz zaten. Ha, ellemeseydiniz demezler mi? Yani, o
zaten insanlar... Ha, bizim insanlarımızda böyle şeyler de var. Bize bazen şöyle bir şey söylüyorlar. Yani yanlışlıkla zarar verme ihtimalimiz. Şöyle bir şey, işte Amerikalılara ve Avrupalılara göre eskiden zarar verebilirdiniz diyorlardı. Ama şimdi diyorlar ki, siz orada bu kompresyonu yaparak hastanın hayatını kurtarabilirsiniz diyorlar. Siz o kompresyonu yaparak beynin oksijensiz kalmasını engellediğinizde hastanın hayatını kurtaracaksınız. O yüzden yapın diyor. O zaman kamu spotunda görüyorsunuz hani hasta birisi parkta düşüyor, bir tane manken var, ne gidiyor, hemen CPR'a başlıyor değil mi mesela? Hemen aa diyorsun hemşire mi bu veya sağlıkçı mı, nasıl başladı bu? Kamu spotlarında bile artık diyor ki kompresyon yap, hastayı 112'yi çağır, kompresyona başla, hastanın hayatını kurtar diyor. Çünkü o 20 dakika, o 10 dakikalık süreç o kadar önemli ki işte hani gözlüğü mü var, takma dişi mi var, ha takma dişi asla soluk borusuna kaçsın istemeyiz tabii ki. Yani soluk almaması, kalp ritminin olmaması demek, yani bir hastanın hayatını kaybetmesi demek çok şey. Ha bize şöyle bir şey diyorlardı hastanede, eskiden böyle değildi o zaman, 7 yıl önce falan. Diyorlar ki, hastanenin içerisinde birisi arrest oldu, yardım eder misin mesela? Şimdi bu yasal olarak doğru söylüyor. Şöyle bir şey vardı, diyorlardı ki hani bu senin vicdanına kalmış bir şey. İstersen yardım et ama sen hani orada çalışmıyorsun mesela, sadece koridordan geçiyordun ama oranın personelisin. Yardım edersen şey de olabilir, hani yasal olarak da seni de suçlayabilirler falan tarzında söyleniyordu. Onda kadar zaten doktorun gelmesi için yeterlidir, ellememiz yani, daha mantıklı yani, gibi geliyor bana. Yani söylüyorlardı. Biz de diyorduk ya gerçekten birine ailesi olursa hani bence orada vicdani bir şey olması lazım, ellenmeli. Evet. Evet, yani ya bir suç olmamalı da tabii bunu... Hayır, bu suç sayılır. Mantıklı bir şey. Kemik yeni kırdın diyen Türkiye, doğru, o da olur. Yani onun belki hani gerçekten kurtulamayacak bir durumdadır. Hasta kaybedeceksin, sen öldürdün onu yani. Sen nedir öldürdün? Artık bu vicdani etik bir şeydir. Ve soru işareti. Hayır, bu hukuki açıdan şey sorunu değil. Siz artık nasıl kurtaracağınızı biliyorsunuz. İster yapın, tabii ister ki yapmayın. Artık o sizin vicdanınıza kalmış. Kötü niyetli yani insanlar var, örümcek kafalar tabii, var. Tabii, var. Evet. Şöyle bir şey, en yakınımız benim arkadaşımın başına gelen bir şey. Kahvaltı ediyor eşiyle. Uyanıyorlar, kahvaltı ediyorlar. Sonra ben cüzdanımı alayım, çıkayım diyor, tamam diyor. Tak diye bir ses duyuyor içeride. Bir bakıyor, yerde arrest olmuş. Kocası kalp krizi geçiriyor. Hemen hemşire olduğu için ki o panikle gene de 112'yi aramış ve CPR'a başlamış ve geri döndü. Beyin ölümü olmadı. Yani bu çok önemli bir şeydi. Orada beyin ölümü olduktan sonra, yani bir anlamı yok biliyorsunuz işte bitkisel hayat. 16 yıldır şu an yaşayan bir hasta var hocam. Şeydi mi? Şeyde, o eski İzmir'de ben gittim gördüm, ihtiyaçları varmış da internetten görmüşler yakınları. Büyük kuruyemiş dükkanı varmış. Kapının önünde düşüyor, bayılıyor. Bu arada ben hoca değilim, hemşireyim. Onu da zaten. Ben hepsine hoca diyorum. Hiç önemli değil hocam. Şimdi tabii ki oradan geçen bir tane doktor müdahale ediyor. Ondan sonra tabii ki beyin ölümü gerçekleşiyor. Şu an %35'i çalışıyormuş. Evet. Ama sadece ışığa bakıyor. Hiçbir şey yok yani. Evet. Yani ne yazık ki. Ve 16 senedir onun işi ona bakıyor. Evet. Nedir? İşte kalp çalışıyor ama beyin işte dolmuş serebral perfüzyon, altın zaman dediğimiz zaman geçmiş. İşte o altın zamanı geçirmezsek... İşte torba var. Evet. Serebral perfüzyon dediğimiz de mi? Serebral perfüzyon, beynin oksijenlenmesi. Hani altın zaman diye bir saat dilimi koyduk ya, o diyor ki işte bu Amerikalılar ve Avrupalılar artık son ilk yardım kurslarında verilen şey bu. Yeter ki diyor kompresyonu yap, o altın zamanı kaçırma. 6 dakika içinde geri dönüşümsüz şeyler olacak diyor. Vücutta var olan kan, pompa yaptığın sürece beyni beslemeye yeter diyor. Çünkü kanımızda şeker var, oksijen var. Biz onu kalbimiz sayesinde pompa yapıldığı için beynimize ve diğer organlarımıza ulaşıyor. Diyor ki kalbe sadece o pompa yapamıyor diyor. Kalp çalışamıyor, pompa yapamıyor. Sen kalbi pompala ki beyne kan gitsin. Acil 112 gelene kadar diyor, oraya şeker gider, oraya oksijen gider ve beyin hasar görmez diyor. Yani o yüzden çok önemli. İlk geldiğim dakikadan beri bunu söylüyorum. İlk 6 dakika çok çok önemli bir dakika. Yani yakınımızın başına gelebilir. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Panik yaparsanız ilk gideceğiniz iyi misin? Nasılsın? Baktığında hisset yaptınız. Baktınız. Hani göz kafesi iniyor mu kalkıyor mu? Anasını nefes alıyor mu almıyor mu? İlk başta o arkadaş ne güzel.
İlk başta böyledir. Sonra durur. O o kusma sorunu, o soluk alıyor dersin. Halbuki annesidir kişi. Ondan sonra durur. Artık zaten kişide morarma görürsünüz. Genelde kalp krizi vakaları. Değil mi? Kalp krizi vakaları daha çok bu. Tabii. Bu anlattığımız olan genel kalp krizi vakası. Tabii kalp krizi. O yüzden bir kere azıcık bir noktaya değinmişim. Çünkü bebeklerde değinmedim. Çünkü yetişkinler önce kalbi durur, sonra solunumu durur. Bebeklerde ise tam tersidir. Önce solunum gider bebeklerde, sonra kalbi durur bebeklerde. Ne kadar var arada zaman? Çok kısa yani, 1 dakika, 2 dakika da böyle hemen o da gider. Bebeklerde de solunum varlığı olması dediğin şeydir. Hep böyle besin kaçar soluk borusuna. Ondan dolayı yani bebeklerin öyle olması. Yani oradaki bu kurtarılmak aşaması daha kısa. Bebeklerde. Onu anlatayım. İşte bebeklerde bizim bu iki türlü bebek var. İşte biri sıfır kaç yaşa kadardı? Hatırlıyor musun? 0-1 yaş. Evet, 0-1 yaş. 1 yaştan sonra diyelim. 0-1 yaşa kadar bebeği zaten tek elinizin üzerine hani alabilirsiniz. İşte ne yaptınız? Parmağınızı ağzına sokup sırtına bu şekilde bası yaptınız. Soluk borusundan yiyeceği falan çıkardınız. Sonra yüzüstü yatırdınız. Parmağınızla göz kafesine doğru ittirdiniz. Çıkardıktan sonra gerek yok ama, değil mi? Tabii. Ondan sonrasında gerek yok. Bebeğe diyelim ki CPR yapacaksınız ama tabii ki yani onu tespit etmeniz biraz zordur. Ben yine de göstereyim. Bebeklerde 0-1 yaş arasında iki parmakla yaparsınız. İki parmakla gene sternumun tam ortasına iki parmakla basın uygularsınız bu şekilde. Yetişkinlerde bir yaşla sonrası bebeklerde tek elinizin ayasıyla yaparsınız. Tek elinizle sikler yaparsınız. Bu da gene bebeklerin işte hemen dönmesine sebep olur. Kalbi çalıştırmak, pompa yapmak. Bizim yetişkine yaptığımızı bebeklerde de böyle yaparsınız. Ama daha çok solunum ağrısı olurlar. Yiyecek kaçması hep başımıza gelir. Hatta bebeği işte bu şekilde ters çevirip sırtına sadece basıyla bile kurtarırsınız yani bebekler. Peki bu bir kalem şeyi var hani. Kalemi nereden batırıyorlar, nasıl batırıyorlar? Çok başka bir terapistleme açmak var. Evet, terapistleme açmak. O zaten böyle kulak var, kimse yapacağı bir şey değil, kümler doluyor. Bir de mesela suyla solunum yaptırıyorsunuz ya, hani isteyen yaptırabilir dedim ya, suyla solunum yaparken çok büyük bir hata vardır. İki elinizi kullanmıyorsanız bir yerlerde hata yapıyorsunuz demektir suyun solunumda. Hastanın alnını şu şekilde aşağı doğru yatırdınız. Çenesini çektiniz. Burnunu iki parmağınızla tuttunuz, kapattınız. Çeneyi aşağı doğru itip, aşağı doğru çekip diye üflediniz. Normalde burun sıkılmaz. Çeneyi de böyle yapmazlar. Verirsin havayı, boşa gider yani. Evet. Yani iki suni solunum dedim ya, bunların çok tuhaf farklı eğitimleri var. Ben hani eğitimci değilim bu konuda. Ama bu şekilde yapılıyor. Burnunu tutuyorsunuz, çeneyi çekiyorsunuz, o şekilde suni solunum. Fakat zaten eğitimci değilseniz, sağlıkçı değilseniz diyor, suni solunum yapmanıza da gerek yok diyor. Siz yeter ki kompresyon yapın, hayata döndürün. Yani 6 dakikayı koruyun diyor. Hocam ortam sıcaklığı da herhalde bu 6 dakika üzerinde etkili olabilir, değil mi? Mesela havuzlarda işte soğuk bir ortamda insanların geri dönüşü daha uzun zaman da alabilir yani. Mesela 30 dakika sonra çıkan anda daha önceki şeyde böyle bir şey duymuşum. Vücut fonksiyonlarının yavaşlaması sonucu yani beynin orada kendini koruması daha bir şeymiş. Tabii yani soğukta belki daha şeydir. Hipotermiden bahsediyorsunuz. Hayır yani soğutabilme ortamında. Mesela kalp nakli yaparken hastanın kanını soğutup öyle yapıyorlar mesela. Şeylere düşürüyorlar hastayı. 35'lere çekiyorlar. Hani 34'lere çekiyorlar. O şekilde nakli yapıyorlar. Hızlı bir şey olmasın diye. Tabii ki sıcak ve soğuk etkiler. Ne kadar etkiler kan da tam olarak şey yapmıyorum yani bilmiyorum. Kaç saniye nasıl etkiler. Öyle etkin oldu mu, yararlı oldu mu bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dilinize, yüreğinize sağlık hocam. Ben daha sırf buraya Engelliler Derneği için size elimden geleni, İlkun Hanım'ın desteğiyle, onun isteğiyle size elimden geleni yapmak için Foça'dan geldim bugün. Sizin için geldim. İnşallah yararlı olmuştur, etkin olmuştur. Ben babamı 49 yaşında kalp krizinden kaybettim. Uyurken gece uykusunda. Yani o yüzden bilemiyoruz hani başımıza ne gelir ne olmaz. Ama eğer ben görebilseydim, orada olabilseydim, ben yardımcı olabileceğimi hissediyorum. İnşallah sizin başınıza böyle bir şey gelmez ama bir yakınınızın da başına geldiğinde aciz kalmaz,
kalmazsınız umarım. Ya da yolda yürüyen birisine destek olursunuz diye düşünüyorum. Umarım yararlı olmuştur. Allah cennette görmüştür. Amin. Sağ olun. Bir soru var burada. Ya, şimdi yaz dönemindeyiz. Bir suda boğulmadan evet. Normal şartlarda hep anlattınız da. O da tekrar iskelenin bu tarafından denize girdi. Ayağına bir tane şey, oyuncak çarpmış diye alıyor, bir kaldırıyor, gerçek bebek. Aa. Kaldırıyor böyle, daha 10 aylık falan. Bu şekilde kaldırıyor ve oyuncak zannediyor, o şey diye düşünüyor. Ay birinin oyuncağı dalgayla gidiyor, hani kenara kaldırayım diyor. Tek ayağından tutuyor, Burcu, Burcu diye bağırmaya başladı. Sonra ben anladığım bir şey var, yer üzere gittim. Baktım küçücük bebek, oraya hani kendi dengesini tutamayan bebeklerden kuma koymuşlar. Bir de 17 yaşında bir çocuğa emanet etmişler. O da elinde dördüncü kumayla oynuyor telefonla. Ondan sonra bebek de orada böyle kuma düşmüş. Demek ki dalga da onu götürmüş. Aynen. Çocuk sol numarasıydı elime aldığımda. Hemen aldım, yatırdım böyle üstüne, elimin üstüne. Hemen sırtına bası yaptım. Parmağımla ağzını karıştırdım hemen. Dedi orada bir şey çıktı. Çocuğun ağzından hemen bir şey döküldü. Şu vurma hareketiyle bile hemen döküldü. Ondan sonra ve çocuk şeydi. Sanki böyle lollipop bebek gibi zaten. Hani o su, buz gibi yani. Teni falan buz gibi. Aa, vurdum. Ondan sonra suyu çıktı ağzından. Kaldırdım. Böyle böyle ama bembeyaz biten. Ondan sonra kaldırdım. Yaptım suratına. Hani suyun solunum yapamazsın. Çünkü ağzını burnunu içeriye alman lazım. Biraz daha zor. Bebeklerde hem ağzı hem burnu ağzınızı içine alarak yaparsınız ikisinden. Evet. Sadece suratına üfledim. Ondan sonra ve böyle tekrardan kaldırdım ve böyle vurdum poposuna. Evet. Düzeldi. Geri döndü çocuk. Ay ne kadar. Evet, geri döndü ve benim eşim orada denize girmeseydi o çocuğu o dalga götürüyordu. Belki yarım saat sonra fark edeceklerdi çocuklu. Peki şu an çocuk kanser olmuş mudur? Hayır. O anda anlarsınız zaten. Yani nedir? Çocuk hala baygındır. Hala şeydir, motor sersem gibidir, motor hareketleri yoktur, refleksi yoktur. Zaten hemen 112'yi aramanız lazım yani çocuğun kesinlikle bir MR, bir BT çekilmesi lazım. Beyinde bir şey var mı? Ama saniyelik gördüğü için hani o işte 5 dakika ne kadar önemli. Demek ki 2-3 dakika önce gitti o çocuk o kadar suya. Yani ayağına çarpıyor, o da birinin bebeği düşmüş diye, hani alıp kenara koyacakmış oyuncak bebek diye. Kaldırmasıyla canlılığı gerçek bebek olduğunu anlıyor. Yetişkinlerde ne yapabiliyoruz böyle bir durumda? Yetişkinlerde işte kurt hemen çıkardılar. O artık bilinci kapanmıştır zaten. Hani suları yutmuştur. Akciğerlerine su kaçmıştır. Hani bir tane en son pozisyon vardı ya, sırt üstü yatırdık, elimizi böyle koyduk. Yukarıya doğru şu hareketi yaptık. Yukarıya doğru. Hani suyu çıkartmak için bu şekilde diyaframına baskı yaptık. Baktık hala bir şey yok. Hemen CPR'a başladık. Hemen CPR'a başladım. Çünkü o siz CPR'a yaparken o sırada o kıh diye böyle kusabilir ve suları çıkarabilir o anda. Evet, o zaman kusmaya başlayınca hemen yan çeviriyoruz. Tabii hemen yan çeviriyoruz. Ne oldu? Kusmanı yutar çünkü tabii. O zaman da soluk borusuna kusmu kaçar veya dili kaçar. Evet, hemen yan çeviriyoruz. Aynen, öyle yapıyorsunuz. Böyle küçük ufak detaylar ama hayat kurtarıyor. Evet, çok teşekkür ederim. Deneyimlerimi paylaştım, elinden geleni yaptım. Ben de öyle, ben teşekkür ederim. İlk kuralıma teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederiz, sağ olun.